Herkese merhabalar. Yüz yüze eğitimde nasıl çalışmalıyım dediniz. Bizlere onlarca yüzlerce yorumlar attınız. Şimdi artık LGS de bitti. İyi bir tatilden sonra dinlenmiş bir zihinle inşallah artık 9. sınıfa başlıyoruz. Okullar da açılıyor. Artık gerçekten mükemmel bir şekilde bir başlangıç yapmanın her şeyin en mühim noktası başlangıçtır demiş Platon, Eflatun. Bizler de mükemmel bir başlangıçla 9. sınıfa başlıyoruz. Şu anda 9. sınıf için yapmanız gereken bir kere güzel bir tatil yaptıysanız, dinlendiyseniz tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten en doğrusunu yaptınız. Çünkü neden? Dinlenmek de çalışmaya dahildi. 9. sınıfta neler yapacağımızı artık planlamamız gerekiyor. Ve enerjimizi toplayarak sınıfımıza başlamamız lazım. Şimdi hocam bir anda niye böyle YKS, TYT, AYT yazdınız? 9. sınıf çok çok önemli. Hani az önce dedik ya arkadaşlar. Başarmanın tek bir yolu var, harekete geçmek dedik. Şimdi şunu asla unutmayın. Sizin 9. sınıftan sonraki hedefiniz 10, 11, 12 ve TYT yani üniversite sınavı. Ve üniversite sınavının da yarısını 9. sınıf konuları oluşturuyor. Dolayısıyla siz 9. sınıfı sadece 9. sınıf olarak değil, ileride hayallerinizdeki meslek için yazılımcılık olabilir, doktor, mühendis, avukat, öğretmen fark etmez. Hangi mesleği seçerseniz seçin, üniversite sınavı için şimdiden belli bir temel almanız gerekiyor. Bakın, burada size söyleyeceğimiz şey şu değil. Hemen test kitabı alın, soru çözün değil. Bakın, birincisi ÖSYM Başkanı da, Milli Eğitim Bakanlığı da, YÖK Başkanı da hep aynı şeyi söylüyor. Çok kitap okuyan başarılı olur. Kitap okuyan öğrencilerin kazanacağı sınavlar hazırlıyoruz. Çok okuyan öğrenci her zaman bir adım öndedir şeklinde yorumlar yapıyorlar. Bunlar benim sözlerim değil. Dolayısıyla 9. sınıfta da, 10. sınıfta da, 11'de de, 12'de de kitap okumayı kendinize mutlaka alışkanlık edinin arkadaşlar. Çünkü kitap okuduğunuz zaman gerçekten kitap okumaktan kastınız normal bir hikaye kitabı olabilir, sevdiğiniz bir kitap olabilir, hiç fark etmez. Ama kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Burada şu da çok önemli. 9. sınıf başladığında derslerimizi çok iyi dinleyeceğiz bir kere. Bunu biliyoruz. Okul sonrası tekrarlar yapmamız lazım. Bizler zaten Tonguç 9. sınıf kanalında sizlere mükemmel videolarla tam zamanlı planlı bir şekilde canlı yayınlarımızda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat hepsini mükemmel bir şekilde öğreteceğiz. Hepsini okuldan sonra tekrarlarınızda veya okula gitmeden önce tekrarlarınızda veya okula gitmeseniz bile videolarımızda mükemmel bir şekilde sizlere göstereceğiz. Zaten Tonguç Akademi olarak bizlerin görevi sizlere her konuda destek olmak. Sizler soru çözümleri yapacaksınız, konu tekrarları yapacaksınız ve tabii ki az önce söylediğimiz gibi kitap okumanız gerekiyor. Burada şunu da söylememiz lazım. 9. sınıfta sizlerin mutlaka konuları öğrendikten sonra yani hocalar sizlere kapıyı açtıktan sonra içeriye girip tekrarlarınızı yapabilmeniz için soru çözmeniz gerekiyor. Soru çözümü için ve konu anlatımı için sizlere bazı kaynaklar önereceğiz. Birincisi arkadaşlar sıfırdan serimizi, sıfırdan dokuza edebiyat, kimya, tarih, coğrafya, fizik, matematik ve biyoloji kitaplarımız var. Burada sizler zaten sıfırdan serisini biliyorsunuz. Yani sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta sorulardan oluşan bu kitaplarda sizlere 9. sınıf konularını küçük küçük parçalar halinde gösterdik. Ve tam da bu taraftaki konuyla alakalı soruları da soru çözümleriyle beraber koyduk. Bunları Tonguç Mağaza'dan ya da Tonguç Yapışlarına alabilirsiniz. Hocam ben konu anlatımı haricinde yani bu sıfırdan serileri haricinde sizlerden aynı zamanda soru bankası almak istiyorum diyorsanız soru bankalarımızda arkadaşlar biliyorsunuz ki Dinamo soru bankaları, Türk Dili ve Edebiyatı, biyoloji, tarih, coğrafya. Burada da arkadaşlar Dinamo soru bankalarımızda da yöntemimiz şu. Dinamo soru bankalarımızda sizler için öncelikle kazanımları veriyoruz. Biliyorsunuz ki üniversite sınav soruları da okul yazıları da kazanımlardan hazırlanıyor. Önce bu kazanımlarla bağlantılı rehber sorularımız var. Bu rehber sorulardan sonra, rehber soru ve çözümlerden sonra test bölümleri var. Ve ardından tekrar testlerimiz var. Tekrar testlerinden sonra ÖSYM tarzı sorular var. Hocam daha 9. sınıftayız. Hiç endişelenmeyin. 9. sınıftaki konuların aynısı üniversite sınavında çıkıyor. Dolayısıyla şu anda yaptığınız çalışmalar esasında geleceğiniz için de çok önemli bir yatırım olmuş oluyor. ÖSYM tarzı sorulardan sonra da yazılı sorularımız var. Buradaki yazılı soruların çözümleri de yine uzman hocalar tarafından sizler için detaylı bir şekilde çözümlendi, hazırlandı. Dolayısıyla soru bankalarında Dinamo soru bankalarımızı, konu anlatım ve soru bankalarında da sıfırdan serilerimizi tercih edebilirsiniz. Bunları Tonguç Mağaz'dan ya da Tonguç kitapçılarından alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bizler 9. sınıfta Tonguç Akademi olarak sizlerle beraber mükemmel bir şekilde sizleri sınıfa hazırlayacağız. Başarmanın da tek bir yolu var, harekete geçmek. Bu arada size güzel bir haberimiz var. Artık okullar açıldığına göre ekran, göz ağrısı, yatak, koltuk, pijama, uyuşukluk, telefon bunların hepsine elveda diyebiliriz. Çünkü inşallah artık okullarımıza sıraları dolduracağız ve mükemmel bir şekilde sizlerle beraber 9. sınıfta süper başarılara ulaşacağız arkadaşlar. Şimdiden ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. 9. sınıfta da sizlerle beraber bütün dersleri harika bir şekilde canlı yayınlarımızla, konu anlatımlı kitaplarımızla, soru bankalarımızla harika bir şekilde tamamlayacağız. Ve inşallah yeni başarılara hep birlikte yelken açacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 9. sınıfta görüşmek üzere.